birkaç şey yapıyor. Toplum psikolojisi tepki veriyor. Spor kale. Araya o gözde bir şey var. Yani. Bunlar da yakınlar çıktı. Buraya ben biraz alayım. Gel alayım. Gel alayım. Paralel konuşursam tutabilir misin? Bizim insanlar sabah. Evet, dediğimiz gibi ligin en başından beri söylediğimiz çok zorlu bir fikstürümüz var. Tabii bu haftayı 3 puanla atlatmış olmanın biraz hem rahatlığı hem de sevinci var. Oyun olarak belki ilk haftanın gerisinde kaldık, kampın da gerisinde kaldık ama sonuçta maçı koparmayı bildik. Özellikle maça başlangıcımız, ilk yarıdaki varyasyonlarımız, sahada çalıştığımız her şey vardı. O yüzden çok mutlu olduk ama ikinci yarı oyunu daha iyi bitirebilirdik. Yani daha çok topa sahip olup, oyunu daha kontrol altına alıp, bir iki tane pozisyon verdik. Onları da vermeden maçı bitirebilseydik biz daha mutlu olacaktık 3 puandan ötürü ama gerçekten biraz üzerimizdeki yükü aldı diyebiliriz. Bu hafta çok önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Çok önemli bir teknik ekip, çok önemli bir kadro. Ligin şampiyon olmuş takımlarından bir tanesi. İyi hazırlanıyoruz. Çok ciddiye aldığımız, çok önem verdiğimiz, gücümüzü gerçek anlamda test edebileceğimiz maçlardan bir tanesi. Onlar topa sahip olmayı seviyorlar. Biz de oyun oynamaya çalışıyoruz. Daha iyisini yapmak istiyoruz. Bu hafta hem onları daha az topa sahip olmaya zorlayıp biz de daha fazla topa sahip olmaya çalışacağız. Oyun bence bu şekilde gelişecek. Onların hafta içi onlara da tabii başarılar diliyoruz. Başakşehir takımına Antwerp karşısında zorlu bir maçları var. Ülkemizi temsil edecekler. Bunu da biraz belki geniş bir kadroları olmalarına rağmen avantaja çevirebiliriz. Perşembe, pazar, perşembe maç oynayacaklar. Bu da belki bizim için bir avantaj olabilir. İyi hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş eksik oyuncularımız da dönüyor. İşte Tiam bugün biraz ayağını denemeye başlayacak. Kemen Fransa'da ondan iyi bir haber geldi. Cuma günü inşallah o da test yapıp ayağını burada. Pazartesi salıdan itibaren takımla çalışmalara başlayabilir. Ataman bir 3-4 haftası daha var. İnşallah onlar da gelince tam kadro olunca daha güçlü, daha iyi bir Kayseri Spor izletebileceğimizi düşünüyoruz. Oyuncularımla da konuştum bunu. Dün zaten yarım saatten fazla ilk defa bu kadar uzun bir analiz yaptık. Bizim Kayseri Spor olarak oyunu bu şekilde bitiremeyiz. Yani şöyle topa sahip olmadan bekleyerek eski alışkanlıklardan vazgeçmemiz gerekiyor. Bunu eleştirisel anlamda söylemiyorum ama geçen sene 15 maçta öne geçip 38 puan kaybetmiş bir takım var. 45 puanın 7'sini kazanmış bir takım var. Sadece bir tane de kupa finali var artı. Öne geçip kaybedilen. Yani demek ki bu takım sadece bekleyerek, oynamadan, savunma yaparak maç kazanamaz. Biz bu alışkanlıkları değiştirmeye çalışıyoruz. Bizim savunma prensibimiz topa sahip olmak. Topa sahip olarak defans yapmak istiyoruz. Oyunu mümkün olduğunca elimizde tutmak istiyoruz. Bunları nasıl daha iyi yapabiliriz? Onları konuştuk. Gerekli dersleri de hem biz ekip olarak hem de oyuncularımız göstermiş olduğumuz analizde aldığını düşünüyorum. O yüzden her geçen hafta daha iyi bir oyun çıkacağını düşünüyorum. Ki ilk hafta gerçekten çok iyi bir oyun vardı. Başlangıç da çok iyiydi Başakşehir İstanbulspor maçında. Beklentimizi çok farklı seviyelere çıkardı ilk 10-15 dakikalık başlangıç. Ama sonrasında dediğim gibi yani eski alışkanlıklar diyebiliriz. Belki bizim eksikliğimiz diyebiliriz. İkinci yarı oyunu tam istediğimiz gibi bitiremedik 90 dakikayı. Onun üzerine çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Her geçen gün gelişmemiz gerekiyor. Bu bir kural gibi bir şey. Oynadığımız iyi oyunla yetinemeyiz veya kötü oyunlardan ders çıkarmalıyız. Bazen kazanarak da çok şey öğrenebilirsiniz. Bu hafta da onlardan bir tanesi. İnşallah bunu sahaya önümüzdeki hafta daha iyi şekilde yansıtacağız. Everybody knows it's a tough game, but as you know, we are well prepared. And this year we are playing different kind of football with under the coach Chadas. And everybody can see the kind of football we are playing and also the improvement of Kayserispor. Söylediğiniz gibi zor bir müsabaka olacak. Rakibimiz Başakşehir. Ama biz de Çağdaş Hoca ile birlikte nasıl bir oyun oynadığımızı, nasıl bir oyun gelişimi gösterdiğimizi görüyorsunuz.
tabii ki zor bir müsabaka olacak ama elimizden geleni yapacağız. It's a process, it's time by time because you know I was out for 8 months and I just started with them. So I think it's a process and when times comes everybody will see me on the pitch again. Biliyorsunuz 8 aylık bir süreçti bu. Bu sürecin tamamlanması gerekiyor. Bu süreç tamamlanmadan tam anlamıyla oynayamam. Zaten zamanı geldiğinde göreceksiniz beni sahada. Hazır mıyız abi? Evet, zorlu bir karşılaşma var. It's going to be a tough game ahead of us against Başakşehir. What's your thoughts? What's your comments? First of all, I'm going to say hello to everyone. Herkese öncelikle selamlamak istiyorum. Actually, we know about this game. We're going to face off one of the best team in the Super League, Başakşehir. Süper Lig'deki en önemli takımlardan birisiyle karşılaşacağız. And day after we play against Istanbul Spor, prepare ourselves for this game and we still continue to preparing for the this tough game and we'll try our best. İstanbul Spor müsabakasından sonra önümüzdeki bu zorlu maç için hazırlanmaya başladık. Hala da hazırlanıyoruz. Başakşehir karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız.